Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemizde basit ve etkili bir jeneratör yapacağız. Yine eski kullanılmış malzemelerden yararlanacağım arkadaşlar. Elimde görmüş olduğunuz bir su pompası. Bu çamaşır makinalarında ve bulaşık makinalarında suyu tahliye etmek için kullanılan basit bir su pompası. Tüm hurdacılarda kolaylıkla elde edebilirsiniz. Yine elimde 2 adet 15 milime 5 milim ölçülerinde 2 adet neodyum mıknatısım var. Ve burada yine eski bir matkaptan sökmüş olduğum motorum var. Yalnız motorumun uç kısmına bir adet clamens bağladım. Bunu ilk başta yaptım ki vakit almasın projemiz. Zamandan tasarruf edelim arkadaşlar. Ve şu şekilde bir adet L ayak yaptım kendime. Ve şimdi hemen bu malzemeleri kullanarak basit ve etkili bir jeneratörün nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Benzer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Hemen projemize geçelim. Öncelikle hemen buradaki motorumuzla işe başlamak istiyorum. Alternatif akımla çalışan basit bir elektrik motoru. Oldukça basit bir yapısı var. Şu şekilde bir adet mıknatıs çıkıyor bunun içerisinde. Bu yine manyetik etki gösteren bir parça. Eğer elinizde şu şekilde neodyum mıknatısınız yoksa şu parçayı da mıknatıs yerine kullanabilirsiniz. Tabi neodyum mıknatıslar buna nazaran daha güçlü. Bize gerekli olan buradaki şu iki bobin arkadaşlar. Geri kalan hiçbir malzeme işimize yaramayacaktır. Bir tane ucun sol taraftaki bobinden, bir tane ucun sağ taraftaki bobinden gelmesi gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi 116 birim dirençle karşılaştık. Eğer buradaki rakam ne kadar büyükse bizim bobinimizin nüveye sarım sayısı da o kadar fazladır diyebiliriz. Bilindiği gibi mıknatısların S ve N kutupları var arkadaşlar. Zıt kutuplar birbirini çeker gördüğünüz gibi. Bir tarafımız N, diğer tarafımız ise S olacak. Evet, şimdi üretmiş olduğumuz elektriğin nasıl gerçekleştiğini görmek adına önce küçük bir LED ile basit bir test yapacağım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şu anda LED'imiz yavaş yavaş parlaklaşmaya başladı. Şu anda indüklenme yöntemiyle buradaki manyetik alan, buradaki bobinlerin üzerindeki manyetik alanı sürekli değişerek elektronları harekete geçirdik. İndüklenmenin hangi noktalarda gerçekleştiğini de görüyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi her kısımda, bakın, dik konuma getirdiğim zaman şu şekilde indüklenme tamamen kesildi. Yani manyetik alanın karışması söz konusu oldu. Bakın, yan çevirdiğimiz zaman şu anda SNSN. Çok hızlı bir şekilde manyetik alanı değiştirdiğim için evet, motorumu montaj için buraya bir ayak yaptım arkadaşlar. Tamamen bu size kalmış bir uygulama.
Burada önemli olan mıknatısların tam motorun içerisinde orta kısma yerleşmesi. Tabii bunlar güçlü mıknatıslar olduğu için bunları konumlandırmak biraz zor oluyor. Ben şu şekilde ön bir hazırlık yaptım. Her şey tamamdır. Evet, gördüğünüz gibi şu anda jeneratörümüz tam anlamıyla hazır sayılır. Evet, jeneratörümüz şu anda çalışmaya başladı. 1,5 volt giriyoruz. 1 amper ortalama, 1,33 watt tüketiyoruz. Burada ise bu çıkış gerilimimiz arkadaşlar. Hemen voltu artırarak giriş voltunu. Evet, şu anda 9.4 volt giriyoruz, 1.8 amper tüketiyoruz, 16 watt. Burada ise tam 100 volt gerilim alıyoruz arkadaşlar. Evet, bu aşamada elimde görmüş olduğunuz lityum piller var arkadaşlar. 8.4 volt. Ampullerimi jeneratörüme bağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi ortalama 4 volt civarında DC giriş gerilimi verdiğim zaman ampullerimi yakacak kadar alternatif akım alabiliyorum arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar, bu projemizde basit bir jeneratörün nasıl çalıştığını gözlemledik. Umarım faydalı olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın.